Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, bugün Ticaret Bakanlığı'nın olmayan 2022 bütçesini değerlendireceğiz. Ben bugün bir esnaf ve ticaret adamı olaraktan yine esnafın sesi olmak için çıktım buraya. Sayın Bakan, aramızdan birinin bakan olmasını çok mutlu olduk. Ve sizin 7 aylık yaptığınız çalışmaları yakından izliyoruz. Burada da sizinle değişik konularda ticaretle ilgili yorumlarımız olmuştu. Fakat bakanlığa gittikten sonra maalesef ki esnafı unutmuş vaziyettesiniz. Esnafımız ahilik kültürüyle yetişmiş, kan kusup kızılcık şerbeti içen, evine gittiği zaman hanımı sorarsa nasıl gitti işler, Allah'a çok şükür çok iyi gitti diyen bir kitleye sahiptir. Ama sizin hükümetiniz döneminde maalesef ki artık evine ağlaya ağlaya gidiyor. Maalesef. Ticaret Bakanlığı olarak baktım. Ticaret Bakanlığı'nın görev ve yetkileri var. Bilmiyorum siz incelemiş miydiniz? Burada sadece esnafla ilgili 16. maddede bir satır esnafla ilgili geçmekte. Bir satır. Satırda şu: esnaf ve sanatkarlar ile kooperatifçiliğe ilişkin politika, ilke ve hedeflerini ilgili kuruluşlarla işbirliği yapacaktır. Sevgili esnafımız, bu sadece size bu öngörülüyor. Esnaf kardeşlerime de saygılar sunuyorum. 2018 dönemi, seçim dönemi, pandemi dönemi ve bugüne gelinceye kadar temin Orhan vekilim de çıkarttı. Esnafımız artık hali yok evine gidecek. Çay ısmarlayacak parası yok. Maalesef ki. %60 esnaf bu fiyat artışları yüzünden batmış vaziyette Sayın Bakan. Batmış. Esnafımızın sermayesi küçücük bir dükkanı vardır. 50 metre 60 metrekare 100 bin lira sermaye ile 50 bin lira sermaye ile hayatını idame ettirmeye çalışır. Son gelen dolarlarla sermayesinin varsa %50'si gitti, silindi. Kalan %50'si zaten borç batağa batmış. Sıfır. %60 esnafımız batmış vaziyette. Bağkurlarını ödeyemiyorlar. Vergi borçlarını ödeyemiyorlar. Çıkarttığınız bu en son 6 ay önceki vergi ve bağkur borçlarına hiç baktınız mı? Kaç kişi ödedi diye. %90'ı ödememiş. %90'ı ödeyememiş. Tekrar çıkaracağınız, tekrar havuç sunacağınız vergi kredilerle ilgili hiçbir esnafımız kredi almak istemiyor. Borçlanmak istemiyor artık. Borçlanacak hali kalmamış. Ben diyor vergi borcum var. Bağkur borcum var. İhaleye gireceğim 10 bin liralık. Sen diyorsun ki esnafına git vergi muafiyeti veya vergi borcun yok mu diye kağıt iste. Yok. Hali yok adamın. İhaleye girecek hali kalmamış. Nasıl girsin ihaleye? Üstüne üstlük 3 harfli marketlerde çıkartacağınız yasalar yasa yasa diye bu esnafımızın bel kemiğini kırdı. Ondan dolayı artık 3 marketler lastik satıyor, buzdolabı satıyor, mobilya satıyor, çerçinin ipini, çomağını, her şeyini satıyor. Baston bile satıyor. Esnafa ne kaldı ki satacak? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey. 2.100.000 esnafım adına konuşuyorum burada. 2 milyon 100 bin esnafımızın %15'i son dönemde kapattı. Bu adamlar ne yiyecek, ne içecek? Şimdi size biz iktidar olduğumuzda Esnaf Bakanlığı kuracağız. Esnaf Bakanlığı. Genel Başkanımızın sözü. Sevgili esnafım, oraya nasıl geleceğim biliyor musun? Göğsünü aça aça geleceksin. Orası senin evin. Orası senin yuvan olacak. Geleceğin çayın, çorban, misafirliğin orada seni en iyi şekilde ağırlayacağız. Böyle 26 maddede bir satırla geçmeyeceksin. O bakanlıkta sana ait 50 madde olacak. Her şeyini karşılayacağız senin orada. Her şeyini. Tüm bağkur ve vergi borçlarının faizlerini sileceğiz. Uzun vadeye yayacağız. Korkma, geliyoruz. Uzun vadeye yaygın ve geri birkaç yıl geri ödemesi size kredi hazırlayacağız. Sermayeni oluşturacağız senin. Esnafın, Bağkur emeklilerinin emekli maaşını asgari ücretle eşitleyeceğiz arkadaşlar. Eşitleyeceğiz. Bunu eşitlemek mecburiyetindeyiz. 1235 lira vergi primi ödüyor, Bağkur primi ödüyor. Adama 1500 lira maaş veriyoruz. Neyine geçecek? 100 dolar, 100 dolar, 100 dolar emekli amcamın ne işine yarayacak? Sorarım hepinize. Ne işine yarayacak? 1500 lira, yazıktır. En az asgari ücret yapacağız. Prim borcu.
Buyurunuz efendim. Prim borcu olsa bile tüm esnafımızın ve ailelerin sağlık hizmetlerini sonsuz yapacağız. O adamı alacağız, gerekli desteği vereceğiz. İki ay değil, sonuna kadar destekleyeceğiz onu. Esnafımızın emekli olabilmesi için en son 2000-2008 dönemi için tanınan geriye doğru borçlanma hakkını tekrar tanıyacağız. Türkiye'de esnafların faaliyet sürelerini kısalığı ve iflas etme oranlarının yüksekliği ortadayken 4A ve 4B'lerin sigorta prim ödeme günlerini eşitleyeceğiz. 7200 gün olacak esnaf kardeşim, 7200 gün. Esnafın yaşı doldurana kadar isteğe bağlı olarak prim ödemeye devam etmesini sağlayacağız. Esnaf ve sanatkarlarımızın 4A'lılar gibi hastalık ve ayakta tedavi gördüğü süreçleri kapsayan geçici iş görmezlik ödeneği alabilmesini sağlayacağız. Tüm esnafımızın çırak olarak çalışmaya başladıkları tarihi sigorta başlangıç tarihi olarak da alacağız. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bütçe kanun teklifi çerçevesinde Helal Akreditasyon Kurumu ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi grubum adına söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi ve bizleri ekranları başında izleyen vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Kasım 2017'de meclisten yasası çıkarılan, Temmuz 2018'de ise faaliyet kararnamesi ile oluşturulan kurum, dünyadaki 1.8 milyar Müslümana yönelik 3.9 trilyon dolar değerindeki büyüklüğündeki helal ekonomisinden pay alma hedefiyle kurulmuştur. Kurum 3'ü bu yıl olmak üzere sadece ve sadece 7 kuruma helal akreditasyon sertifikası verebildi. Kurumun bütçesi yıl başından itibaren %45.4 oranında artırılacak. Aynı dönemde bakanlıklar dahil diğer kurum ve kuruluşların ödeneklerindeki artış ise sadece %19.8 düzeyinde kalacak. 2022 yılı genel bütçe ödeneklerindeki artışın yaklaşık 2 kat üzerinde ödenek artışı yapılan kurumun harcamalarını yükseltecek en büyük gider personel ödenekleri olacak. Hala kendi geliriyle giderlerini karşılayamayan bu kurumun personel ödenekleri daha da artırılacak. Kurumun asıl amacı hem dini inançlarımıza uygun hem de halk sağlığını tehdit etmeyen yerli üreticiyi korumak ve teşvik etmek olmalıdır. Birilerine makam, mevki ve kadro sağlamak olmamalıdır. Yazıktır, günahtır, haramdır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2021 yılı için en riskli ülkelerin sıralandığı raporda maalesef Türkiye en riskli 10 ülke arasında yer alıyor. Ham madde fiyatlarındaki artış, kurdaki oynaklık ve enerji gibi girdilerdeki ani yükseliş bütün dengeleri bozmuştur. Ülkemiz freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyor. Yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının olmaması en çok ticareti ve yatırımları etkiliyor. Her hatanızda suçu bir başkasına kesiyorsunuz. Allah'ın izniyle ilk seçimde Millet İttifakı olarak iktidar olduğumuzda her şeyi düzelteceğiz. Bu bütçede bu mevcut iktidarın son bütçesi olacaktır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu bütçede işsizler yok, gençler yok, kadınlar yok, engelliler yok, çalışanlar yok, esnaf yok, çiftçi yok, engelli yok, öğrenci yok, EYT'li yok, memurun 3600 ek göstergesi de yok. Bu bütçede millet yok. Ama kim var biliyor musunuz? Yandaş var, beşli çete var, Londra'daki tefeciler var, döviz garantili ödemeler var. İşte sizin bütçeniz bu. Bu bütçede Suriyeli mülteci ve sığınmacı soruna bir çözüm yok. Bu bütçede yanlış Suriye politikasından en çok etkilenen Hatay ilimize de bir şey yok. Doğu Akdeniz'in incisi Hatay, yalnızca Türkiye'nin değil,
AB ülkelerin de Orta Doğu'ya açılan en önemli kapısıdır. Ekonomide, ticarette ve uluslararası taşımacılık sektöründe çok önemli bir yere sahip olan Hatay, Suriye iç savaşı yüzünden kişi başına düşen gelir, sanayi kapasitesi, nüfus gibi verilere oranla üretimde, ticarette, istihdamda, ihracatta ve turizmde hak ettiği yerden uzaklaşmıştır. Suriye krizi Hatay'ın 14 Orta Doğu ülkesine açılan sınır kapılarının kapanmasına yol açmış, Hatay'ın Orta Doğu'ya yaptığı ihracat rakamlarında çok ciddi düşüşler yaşanmıştır. Geldiğimiz aşamada Hatay'da esnafımız kredilerini ödeyemiyor, kepenk kapatıyor. Hal böyleyken ülkemizi ve Hatay'ımızı dünyaya tanıtacak, yerli üreticinin emeğine katma değer katacak Expo 2021 Hatay'a bütçeden 1 TL ayrılan destek yok. Amikovası'nda bitti denilen fakat bitirilemeyen barajdan dolayı yüksek elektrik maliyetleriyle karşı karşıya kalan çiftçiyi sübvanse etmek için bütçeden ayrılan 1 TL bile yok. Yüksek elektrik, mazot, gübre fiyatları karşısında çiftçimizi topraktan uzaklaştırmaya engelleyecek hiçbir adım bütçede yok. Hatay'da toplanan verginin 1/30'u yatırıma gidiyor. Hatay'dan kepçeyle alınıp kaşıkla veriliyor. Hatay'da tır filoları %38 eridi. Suriyeliler yüzünden Hatay'da işsizlik oranı %40'ları buldu. Bu rakamlar gerçek rakamlar. Arkadaşlar TÜİK verileriyle karşılaştırılmasın. Değerli arkadaşlar, Allah her kuluna helal gıdayı, helal yaşamayı, helal düşünmeyi, haram ve kul hakkı yememeyi nasip etsin. Geliyor gelmekte olan diyor Yüce Meclisi. Saygıyla selamlıyorum. İzmir Milletvekili Sayın Mahir Polat. Buyurun Sayın Polat. Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon %21.31, yeniden değerlenme oranı %36.20. Halkın hissettiği enflasyon çok daha fazla. Aradaki bu yeniden değerleme ile TÜİK arasındaki fark devlet faizci mi oldu diye sormaktan kendimi alamıyorum. Değerli arkadaşlar, ben bu bakanlık bütçesi üzerine 4. konuşmam. Sayıştay bulguları hiç değişmedi. Diğer 3 konuşmamı tekrarlıyorum. Merak edilirse oradan bakılır. Fakat burada bir fark var. Ege Serbest Bölgesi ile ilgili İzmir'de bir parantez açmış. Orada inşaat izinleri alınmadan, tapu tevzileri yapılmadan inşaatlar yapılmış. Devletin izni olmadan, hazinenin izni olmadan, hazinenin kaybı 1 milyon doların üzerinde. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Yine bu işletmeciye Bergama'daki serbest bölgenin işletmesi ödül olarak verilmiş. Hazır bunları konuşurken inşaattaki hukuksuzluğu bir parantezde Sarp gümrüğünü açmak gerekiyor. Türkiye'nin en büyük gümrüklerinden bir tanesi, sınır kapılarından bir tanesi. Komisyonda anlattım. Bu gümrüğümüz maalesef oturma izni olmadan, yapı kullanma izni olmadan bir vatandaş gitse elektrik, su alamaz. Bu gümrük sadece Cumhuriyet Halk Partili Kemalpaşa Belediyesi'ne harç ödememek için kaçak vaziyette çalıştırılıyor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile beraber. Değerli arkadaşlar, hepimiz burada konuşuyoruz. İhracatla kalkınma. İhracatla kalkınma gerçekten güzel bir şey. Bir de rol modelimiz var. Güney Kore modelini almışız. Fakat biz ihracatla kalkınmayı biraz farklı algılıyoruz. İhracatçıların mektupları var. Bir tanesi mesela diyor ki biz kur 9 lirayken 250 liraya ham maddeyi alıyorduk. Şimdi 750 liraya alıyoruz. Ham madde de bulamıyoruz. İhracatçının en kötüsünün ham maddesine euro bazında %20 civarında fark geldi. İhracatla kalkınma, ihracatımız arttı. Evet, ihracatla pandemiyle birlikte bir fırsat yakaladık. Tıpkı Çukurova'nın Amerikan iç savaşında gelişmesi gibi bizim ihracatımızda uzak doğudan tedarik zincirlerinin kesilmesi suretiyle bir miktar arttı. Fakat bu yeterli değil.
artmak, nispi bir artış, niteliksel bir artış yok. Değerlere bakmak lazım. Ben bu değerleri TÜİK'ten almadım. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden aldım. Biraz güvenilir değerler. Türkiye'nin birim kilo başına ihracatı 1.09 dolarla 1.53 dolar arası değişiyor. Geçtiğimiz yıl 1.09'a 1 kilo ihracat yapıyorduk. Dünya ile değerlendirdiğimiz zaman Japonya 4 dolar, Amerika 2.53, Polonya 1.83, bizi kıskanan Almanya 3.7, Güney Kore 2.54'e 1 kilo ihracatı yapıyormuş. Mesela Çin ile kıyaslanıyoruz. Çin 1.59'a 1 kilo ihracat yapıyor. Bu şekilde ihracatta kalkınamayız. İhracatla kalkınabilmek için İnovatif ürün yapmak zorundayız. İhracatla kalkınmak için katma değeri yüksek ürün üretmek zorundayız. İhracatla kalkınmak için sanayi 5.0'a geçmek zorundayız. Yoksa bu milletin geleceğini, bu çocuklarımızın geleceğini, ham maddelerimizi başkalarına ucuz fiyata peşkeş çekmiş oluruz. Bugünün insanların alın terini, emeğini ucuz fiyata satmış oluruz. %33 oranında bir artıştan bahsediliyor. Geçen sene 1 Kasım'la 30 Kasım arası bu seneyi kıyasladığımızda. Fakat baktığımızda artanlar hep ham madde. Orman ürünleri, tarım ürünleri bir tek bir şey artmış en fazla. Mücevher %307. Yani bu da Türkiye'nin bir değerini ucuza yurt dışına gönderiyoruz demektir. Değerli bakanım, siz sadece tüccarların bakanı değilsiniz. Gümrük memurlarının ve gümrük müşavirlerinin de bakanısınız. Herkesin 3600'ü konuşurken gümrük memurlarıyla ilgili 3600 konuşulmuyor. Yine gümrük memurlarının, ben her zaman tekrarladım, şu an aldıkları mesai ve yollukları emekliliklerine, esas ücretlerine yansıtılmıyor. Gelecekleri karartılıyor. Gümrük müşavir yardımcılarının birlik ve oda talepleri var. Gümrük müşavirlerinin bu yerine gelmiyor. Sınav hakları var. Kabahatler kanunundan kaynaklı bir koyundan iki post algısı var. Hem müşteriye hem gümrük müşavirine. Bunlar düzeltilmesi gerekiyor. Ben Sayın Bakanım 2019 yılında Selefiniz Bakanlığa bir çağrıda bulmuştum bir basın açıklaması sırasında. Eğer gümrükleri zapt rap altına almazsanız biz Mersin gümrüğünü konuşacağız demiştim. Mersin gümrüğünü konuşuyoruz hep beraber. Mersin gümrüğünü konuşuyoruz. Mersin gümrüğünü arkadaşlar size doğru anlatmıyorlar. Anlatmaları gerekiyor. Mesela size Mersin gümrüğünde Tırmıl'daki geçici depolamada neler olup bittiğini bir anlatmalarını istiyorum. Yine gümrük muhafaza memurlarını, kaçak istihbarat memurlarını sahaya sürüyoruz. Buyurunuz efendim. Fakat beklediğimiz biraz daha haksız. Bunların teknik kapasiteleri yetersiz. Kokain yakalama meselesinde sadece şirket sahibine ulaşılabiliyor. Arkadaki balonlara teknik kapasite yetersizliğinden ya ulaşılamıyor ya ulaşılmak istenmiyor. Yine Sayın Bakan, birçok alanda olduğu gibi Doğu Beyaz Gümrüğü ile ilgili de bir sürü sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Her gün bir sürü şikayet alıyoruz. Örneğin Türkiye'de her yerde aynı olması gereken mevzuat Doğu Beyaz'da neden farklı uygulanıyor? 3 gün aralıklarla ayrı ayrı bunlar bende var. Müdürlük emirleri değişiyor. Kanunda mevzuatta aynı iken Doğu Beyaz'da neden farklı uygulanıyor? Yine bakanlığın oraya atadığı yetkilinin önünde ticari kart viziti var ve bundan herkes rahatsız oluyorlar. Ve orada orası gibi hassas bir yerde vekaleten müdürlükler yürütülüyor. Bunlar doğru değil, asaleten atanmaları gerekiyor. Bakanlık koridorlarında sizin haberiniz yok, imtiyazlı işler yapılmak isteniyor,